Değerli arkadaşlarım, hepinize kolay gelsin. Olağanüstü hal ilan edilmesinden bu yana artık 2 yıla yaklaşıyoruz biliyorsunuz. Olağanüstü hal Türkiye'de birçok konuyu olumsuz etkiliyor. Olağanüstü hal koşullar altında seçime gidiyor ülke. Bugün benim dikkat çekmek istediğim husus cezaevlerindeki durum. Düşündüğü için, yazdığı için özgürlüğünden mahrum bırakılan gazeteciler, akademisyenler, aydınlar ve üniversite öğrencileri var. Tabii aralarında bir de bizim milletvekilimiz Sayın Enis Berberoğlu var. Önce Enis Berberoğlu'na tabii 321 gündür haksız hukuksuz cezaevinde tutuluyor. Üst mahkeme 2 kez hakkındaki kararı bozmasına rağmen hala Maltepe cezaevinde tutuluyor. Ona özgürlük dileğimle ve Anayasa Mahkemesi'ne onun başvurusunu bir an önce ele alarak özgürlüğüne kavuşturması dileğimle bu basın toplantısına başlamak isterim. Geçtiğimiz hafta Silivri Cezaevi'ne gittim. Silivri Cezaevi'nde tutuklu gazeteciler, aydınlar ve üniversite öğrencileriyle görüştüm. Onların bazı sıkıntılarını sizlerle, kamuoyuyla paylaşmak için bugün buradayım. Gazetecilerden başlarsak, öncelikle tabii hakkında Anayasa Mahkemesi kararı olan Mehmet Altan yaklaşık 18 aydır tutuklu. Anayasa Mahkemesi'ne bir kez daha Sayın Enis Berberoğlu için yaptığımız başvuruya benzer şekilde Mehmet Altan'ın uyulmayan kararını, mahkemeler tarafından uyulmayan kararına sahip çıkmasını ve mutlak surette özgürlüğüne kavuşması için, bu hukuk skandalının sona ermesi için özgürlüğüne kavuşturmasını bekliyoruz. Benzer şekilde Ali Bulaç 645 gündür cezaevinde 4 damarı bypasslı, yüksek şeker, yüksek tansiyon ve diğer birçok hastalıktan muzdarip, sadece köşe yazıları nedeniyle o da ömür boyu hapis cezası ile yargılanıyor. Bireysel başvurusu Anayasa Mahkemesi'nde 17 aydır bekliyor. Benzer şekilde Ahmet Altan, Nazlı Ilacak, Ahmet Turan Alkan ve diğer gazetecilerin AYM başvuruları da yine 1,5 yıldır bekliyor. Cumhuriyet davasında karar çıktı. Cumhuriyet davasına çıkan karar, adaletsiz bir yargılama sürecinin sonunda haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir cezadır. Terör örgütü üyelerine verilmeyen bir ceza, örgüte yardım iddiasıyla gazetecilere yazdıkları için, sadece attıkları manşet için verilmekte. Bunun anlamı şudur: gazeteciliğin, özgür basının, hür düşüncenin hapsedilmesinden başka bir şey değildir. Cumhuriyet Gazetesi şahsında aslında tüm basına, tüm gazetecilere gözdağı verilmek istenmektedir. Üst mahkemenin bu hukuk ayıbını düzeltmesini umut ediyoruz, bekliyoruz. Aksi halde Türkiye'de demokrasinin çıtasını, itibarını daha da düşürecek, hukuk devletinin zaten son derece aşağılarda olan itibarımızı daha da aşağıya çeken bir karar olacaktır. Değerli arkadaşlarım, cezaevinde, Silivri ve Bakırköy cezaevlerinde tutuklanan üniversite öğrencileriyle de görüştüm. Bugün onların sıkıntılarından da size bahsetmek isterim. Kimler tutuklu? Bakırköy cezaevinde 4 Boğaziçi Üniversitesi 4 kız öğrenci, Esen Deniz Üstü'nde Yaren Tuncer, Sevda Öztürk ve Kübra Sağır var. Silivri cezaevinde de erkek öğrenciler var: Deniz Yılmaz, Berke Aydoğan, Suat Agah Hatay, Yusuf Noyan Öztürk, Zülküf İbrahim Erkol, Uzay Tulay, İsmail Gürlek, Muhammed Bilgin ve Enes Karakaş var. Bu öğrencilerle görüştüm. Bu öğrenciler, cezaevlerinde rekor sayıda tutuklu öğrenci var. Son Boğaziçi Üniversitesi'nden tutuklanan bu 13 öğrenci de bu sayıyı daha da arttırdı. Bu öğrencilerin yeri hapishane değil, üniversiteleri, okulları. Eğer ille bir yargılama yapılacaksa, ki bunlar düşündükleri için, ifade ettikleri için düşüncelerini Boğaziçi Üniversitesi'nde tutuklandılar, ama ille yargılama yapılacaksa bunun adli kontrolle serbest bırakılarak, tahliye edilerek bu öğrenciler yapılmasında fayda var. Çünkü
Şu anda sınav dönemi, sınavlarından kalmaktalar. Normalde biliyorsunuz üniversite cezaevlerindeki öğrenciler sınavlara katılabiliyorlar. Ancak o hal koşulları nedeniyle bu öğrencilerin sınavlara katılmasını engellenmekte. Kendileriyle konuştuğumda ders kitaplarının bir bölümünü alabildiğini, bir bölümünü alamadığını, hocalarının gönderdiği notları, işte arkadaşlarının getirdiği ders notlarını alamadıkları ve özellikle de işte sınavlarından kalma durumunda sınıfta kalma gibi bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını ve kendileri için ekmek su kadar ders notlarının, ders kitaplarının önemli olduğunu söylediler. 7 kişilik koğuşta Silivri'de 30-40 kişinin bir arada kaldığını, örneğin işte şu anda kalmakta oldukları koğuşta 40 kişinin 2 tuvalet ve 1 banyoyu paylaştığını, ilk kaldıkları koğuşta yani gözaltından sonra ilk gittikleri koğuşta yanlarında bir tutuklunun kalp krizi geçirmesi sonucu gözlerinin önünde öldüğünü anlattılar. Bunun travmasını yaşadıklarını gözlemledim. Acil çağrılara yeterince acil, yani bir acil durum olduğunda, acil çağrı yapıldığında yeterince acil bir şekilde yetişilemediğini belirttiler. Gözaltı sürecinde kendilerine polis tarafından terörist muamelesi yapılmasından, ters kelepçe uygulamasından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler ve mutlak surette eğitimlerine devam etmek taleplerinin karşılanmasını istiyorlar. Cezaevinde sadece kendilerinin olmadığını bulundukları koğuşta birçok eğitim kurumundan öğrencinin olduğunu belirtiyorlar. Ağırlıklı tutuklama gerekçesinde cezaevlerinde öğrencilere yönelik sosyal medya paylaşımlarının ve eskiye giden yani 2011-2014 arasındaki paylaşımların olduğunu ifade ediyorlar. Ben de bir kere daha ifade etmek isterim ki bu öğrencilerin yeri, bu gazetecilerin yeri, bu akademisyenlerin, bu aydınların yeri cezaevleri değildir, üniversiteleridir, gazeteleridir, basın kuruluşlarıdır, çalışmakta oldukları sivil toplum örgütleridir. Türkiye'yi, düşüncenin, Türkiye'yi yazının, çizinin, düşünmenin, ifade etmenin suç olduğu bir ülke olmaktan hep birlikte çıkarmamız gerekiyor. Ziyaret ettiğim diğer isimleri de çok kısaca durumlarını belirterek paylaşmak isterim. Osman Kavala ile görüştüm. Kendisi Türkiye'nin ilerlemesini, demokrasinin gelişmesini isteyen ve bu yönde sivil toplum gelişmesine katkı veren bir iş insanı. 6 aydır cezaevinde iddianamesi yazılmış değil. Gezi direnişini 15 Temmuz'u planlamakla suçlanıyor. Ancak bu suçlamaların işte mesnet teşkil eden iddialar ortaya konmuş değil. 15 Temmuz'u hesaplaşmakla, 15 Temmuz kanlı darbe girişimine hesaplaşmakla için çıkarılan o halle gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de gazeteciler, aydınlar, öğrenciler ve sivil toplum yöneticileri özgürlüklerinden mahrum kalmakta. Benzer bir isim Celalettin Can, 78'ler Vakfı sözcüsü. Ömrünün çok büyük bir bölümünü 12 Eylül darbesiyle hesaplaşılsın diye geçiren, yıllarca cezaevinde kalmak zorunda kalan bir isim. 2 aydır tutuklu, iddianamesi yine henüz yok. Sağlık sıkıntıları var. Kendisiyle görüştüğümde uyku apnesi, aort damarındaki sıkıntılar, ayakta sıkıntı gibi birçok sağlık sorunu var. Çok kısa süre önce biliyorsunuz akil insan olarak terör bitsin, Kürt sorunu çözülsün diye başlatılan sürecin aktif katılımcılarından biriydi. Şimdi kendisine yöneltilen işte iddiaların arasında 12 Eylül'le hesaplaşılsın diye, 12 Eylül'ün yaptıklarıyla hesaplaşılsın diye toplantılar düzenlemek ya da bu tür çağrılarda bulunmakla da suçlanıyor. Bir an önce Celalettin Can'ın da özgürlüğüne kavuşması çağrısını yapmak isterim. Bir başka isim de daha önce burada Sincan cezaevinde görüşmüştük. Profesör Onur Hamzoğlu, o da Türkiye'nin önde gelen halk sağlığı uzmanlarından. Hatırlarsanız Dilovası'nda başta çocuklar olmak üzere yurttaşlarımızın nasıl zehirlendiğini, nasıl kanserin Kocaeli bölgesinde arttığını belgeleriyle ortaya koymuş bir bilim insanıydı. Onur Hamzoğlu da
Aslında aynı soruşturmada kendisi dışındaki tüm isimler tutuksuz yargılanmasına rağmen tutuklu yargılanmakta. Daha önce KHK ile akademiden ihraç edilmişti. Şimdi de aylardır özgürlüğünden mahrum. Bu isimlerin hepsinin ifade özgürlükleri, düşünce özgürlükleri, basın özgürlüklerini kullandıkları için aslında cezaevinde olması çok üzücü. Umut ediyoruz ki Türkiye bu kara tablodan bir an önce kurtulur. Bunun yolu da 24 Haziran seçimlerinde Türkiye'de yeniden demokrasi, yeniden hukuk devletini, yeniden güçler ayrılığını, yeniden bağımsız yargıyı, tarafsız yargıyı, adil yargılama ilkelerini getirecek bir yönetime ülkeyi kavuşturmaktır diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Çok sağ olun arkadaşlar.